Menderes, yani antik çağdaki Kaisros Vadisi'nin içindeyiz. Eski çağda bu bölge Lidya bölgesiydi. Güneyimizde Mesogis, Aydın Dağları sınırımızı belirliyor. Kuzeyimizde Tmolos'lar, Boz Dağlar, hemen arkasında hemen Gediz Ovası Lidya bölgesini kapsıyordu. Yani Lidyalılar yaşıyordu burada. Lidya konuşan farklı bir etnik zümre. Bizim Ödemişlilerin ataları burada. Yani bizim atalarımız bu bölgede yaşıyorlardı. Ve Nekaya kenti de bir Lidya kenti dolayısıyla. Lidya'nın bu güney ucundaki, güney sınırındaki bölgeye aynı zamanda Kaisros nehrinden, yani Küçük Menderes nehrinden hareketle Kaisros, Kaisriani, Kaisroslular bölgesi, ülkesi deniyordu. Kaisros nehrinin kaynağı Kiraz. Kiraz da kadın deresi. Kirbos bugünkü adı. Eski Keres adı da Kirbos'tan geliyor. Kirbos Kaisros'un kaynağı olan Kirbos'un ilk çıktığı bölgeye Kilbiani. Yani bizim şu tepelerin hemen arkasındaki isim Kilbiani. Aşağı Kilbiani. Burası da Kaisriani. Kaisrosluların bölgesi. Ayrı eski çağda da ayrı aşiretler yaşıyordu burada. Kirboslular ve Kaisroslular olmak üzere. Önümüzden geçen yol antik bir yol. Hipaypa'dan gelip Yolüstü köyünden, yani Bezdeküme eski adıyla köyünden hareketle Neykaya önünden geçip Palaiopolis'e, yani Beydağ'a ve oradan da Hierapolis'e, yani Denizli Pamukkale'ye doğru gidiyordu. Bir diğer yolda yine Keles üzerinden, o da Koloe, eski çağda Koloe adını taşıyor. Koloe üzerinden Philadelphia, Alaşehir'e gitmekteydi. Yani önemli bir yol burası, karayolu. Ve aynı zamanda bizim bölgemiz bir madenci bölgesi. Neden kurulmuş? Hem güzel bir, bereketli bir ova ve güzel bir maden, ki Necla Hoca size dönüşte hep o madenlerin önemini anlatacak zaten. Önemi buradan geliyor bu bölgenin. Bu birinci teras burası. 2 ve 3 diye gidiyor şehir. Terasın birinde büyük bir tiyatro binası var. Herhalde 3-5 bin kişilik. Belki biraz daha fazla. Antik kenti Roma öncesi, Roma ve sonrası erken Hristiyanlık dönemlerinde önemli bir nokta. Burası aynı zamanda bir madenci kenti, ki kentin kuruluşunun temel amaçlarından biri bu. Kent bir civa, büyük bir civa madeninin üstüne kurulmuş ve eski çağlarda bu bölge civa madenciliği açısından çok önemli. Açılan galeriler aşağıda, kentin alt kısmında maden galerileri var. Eski çağlardan itibaren 1960'lara kadar kullanılıyor buranın madeni. Civa'nın ve bu kentin önemi, civa halk hekimliğinde günümüze yakın dönemlere kadar kullanılmış. Eski çağlarda tıp alanında özellikle cüzzam, frengi, sedef gibi etkileri ciltte görülen hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Hap olarak, pomat olarak, krem olarak. Ayrıca yine civadan elde edilen bir takım kremler, merhemler kadınların makyaj malzemeleri olarak. Bu bölge aynı zamanda muhtemelen bir üretim bölgesi. Buradan üretilen bu mamul ürünler Efes Limanı vasıtasıyla bütün eski dünyaya, Akdeniz dünyasına, Batı dünyasına yayılıyor. Bu bölgenin sağlıkla alakalı olduğunu bize kanıtlayan bir diğer önemli belge, paralarının üstünde, sikkelerinin üstünde sağlık tanrısı ve çocuklarının sağlıkla ilgili işte hijyen tanrıçasının, rahat tanrıçasının, Asklepio
biliyoruz. Telosforos özellikle cüce tanrı, nekahat tanrısı, iyileşme tanrısı. Paraların üstünde bunların bulunması bize bu kentin bir taraftan da sağlıkla ilgili, sağaltımla ilgili bir özelliği olduğunu gösteriyor. Ama bütün bunlar için tabii sonraki aşamaları artık geçip arkeolojik kazılarla bu bilgilerimizin zenginleşmesi gerekiyor. Bu gezi yeni bir konuyu yeniden gündeme getirmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Burada bir kazı, arkeolojik kazıyı başlatabilirsek bölgemiz açısından ve tabii uygarlık tarihi açısından son derece önemli olur diye düşünüyorum. Ödemiş'e 10 kilometre mesafedeki antik, az bilinen antik bir kentin gezisini bugün gerçekleştirdik. Neykaya Antik Kenti, bölgemiz için gerçekten önem taşıyan, iyi korunmuş, fazla tahrip edilmemiş bir dağ kenti. Bugün Efe Dağcılık Kulübü üyeleriyle birlikte kalabalık bir meraklı kitlesiyle anıtı, şehrin yapılarını, kalıntıları adım adım gezerek burayı tanıtmak, gelecek kuşaklara buranın önemini devam ettirebilmek, ittikal ettirebilmek için gelmiş bulunmaktayız. Şehirdeki gezimizde şu anda manastır bölgesindeyiz. Burayı gezdikten sonra da gezimiz aşağıya doğru devam edecek.